Atatürk döneminde, Cumhuriyet döneminde yapılan 1938-39 yıllarında hizmete açılan Kemah İstasyon Garı hala bugün ayakta dimdik durarak yine hizmet vermekte. Bu garlardan tabii ki İstanbul'a giden gurbetçilerimiz sırayla gurbeti birbirine bağlayan bir köprü. İş adamlarımızın bugün çoğu buradan gara lastikle İstanbul'a giderek hepsi bugün iş adam olmuştur. O zaman tabii ki uçak ve otobüs olmadığı için insanlar treni tercih ediyorlardı. Bu trende tabii çok büyük anılar var. Yokluklar döneminde inşallah işte giderek orada büyük iş adamları oldular. Bugün ilçemize de büyük katkı yapıyorlar. Allah hepsine razı olsun. Bu tren garları tabii ki çok anıların olduğu, insanların buluşma noktası, Kemahlıların akşam gece saat 11'de gelen gece ekspresini göndermeden evlerine gitmezlerdi önceden. Böyle bir adet vardı burada. Bütün Kemah memurlar, Kemah halkı aşağı iner. Gruplar halinde bu demir yolu boyunca gezerler. Üçer dörder kişilik gruplar halinde muhabbet ederler. Günlük yorumlar yaparak burada gece ekspresini beklerlerdi. Buradan da treni gönderdikten sonra ışıklar da sönerdi. Karanlıkta evlerine giderlerdi. Buranın böyle bir anısı vardı. Kemah'ımız tarihi ve kültürel yönden çok zengin olmasına rağmen ancak turizm trenini Kemah'ta durdurmuyorlar. Bu konuda gerçekten biz de mağduruz. İlçe halkı da mağdur. Bu konuda da çok tepki alıyoruz. Yetkililerden turizm trenini Kemah'ta bir saat durdurmalarını biz buradan özellikle istiyoruz. İnşallah yetkililer bunu duyar ve bu güzel ilçeyi insanların görmesi için bir katkı yaparlar. Burada durmadığı için yolcular da bizi arıyorlar ki neden Kemah'ta durmuyor. O yüzden tepki gösteriyorlar. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. İnşallah bu isteğimiz yerine gelir. Biz de mutlu oluruz. Bu güzel ilçe insanların gezip görmesi için bu turizm treni ihtiyacımız var. Kemah İstasyon Garı yapıldığı gibi duruyor. Tabii restorasyon yapıldı Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü tarafından. Biz burada ağaçları dikerken biraz yardımcı olduk Kemah Belediyesi olarak. Yeşile biraz değer verdiğimiz için belediye olarak. Ama diğer şehirler istasyon kendi imkanlarıyla yapmıştır. İstasyon binamız sit alanına girdiği için Kültür Varlıkları Anıtlar Kurulu'na bağlı. Buraya yapılacak olan çalışmalar izinsiz yapılamıyor. Bu konuda Erzurum Bölge Müdürlüğü izin vermeden buraya herhangi bir çivi bile çakamıyorlar. Bu konuda tescil olması bizi mutlu ediyor.